3, 2, 1. Ne zamandan beri kına sürüyorsun saçını? 13 yaşından beri. Oh. 20 yıldır kına var bu saçta. Başka evet. Hiçbir işlem yapılmadı. Yok. Benimki büyük cesaret gelmemle. Kınalı saçı kimse cesaret edip de gelmez yani. İğrenç! Bu ne böyle? Çok kötü bir çalışma vardı. Yani açması tam olmamıştı. Yani ne yaparsa yapsın, ne boya vurursa vursun. Bak ben buradan kalkar giderim, o zaman böyle kalırsın. Gerçekten kestirmeyeceğim bak. Niye kestirmiyorsun? Ben kestirmem, böyle giderim. Evde boyarım, kestirmem. Kendisi kafasında birkaç bir şey oturtturmuş. Yalnız altını çizerek söylüyorum, oturtturduğu şeylerin ismini dahi bilmiyor. Farkındaysan hepsi kesilir. Yok, sen anlamıyorsun ya. Ben gitmek istiyorum artık. Sevesimi kursam da bıraktı yani. Bak, çıngar çıkaracağım bak gerçekten. Ya çıngar çıkarmaya hiç kesin. Gerek yok. Sakın sakın sakın, kalkıyorum tamam. Vazgeçtim tamam, kes. Yok, ben kestirmeyeceğim. Ya kesmem lazım zaten. Ya alakası yok ya, ne kesmesi ya. Başkalarına bir şey ispatlamak için. 3, 2, 1. Işıklar atmasaydı benim görüşüm daha iyi olurdu. İlk başlarda o makası atmaması gerekiyordu. Star TV'den herkese merhaba. Benim kuaförümde yepyeni bir haftaya girdik. Bu demek oluyor ki yine birbirinden farklı yeteneklere sahip 5 yeni kuaförle yarışmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi kuaförlerimiz çok kısa bir süre içinde hiç tanımadıkları birini baştan yaratıyorlar. Dolayısıyla hayatlarının belki de en büyük sınavını bu programla veriyorlar. Bu hafta birazcık değişiklik yaptık ve kuaförlerimizin kullanacakları modelleri internet başvurularından seçtik. Dolayısıyla bu hafta neler yaşanacak çok merak ediyoruz. Eğer siz de neler yaşanacak merak ediyorsanız hazır olun. Çünkü programımız Oğuz Bey ile başlıyor. Merhabalar, ben Oğuz Yılmaz. 30 yaşındayım. 17 yıldır bu mesleği yapıyorum. Evliyim, bir tane oğlum var 1 yaşında. Bu programa katıldım çünkü kendimi kanıtlamak istiyorum. Bunun iyi bir şans olduğunu düşünüyorum kendim için. Başarılı olacağıma inanıyorum, iddialıyım. Sanatıma güveniyorum. İlk yarışmacımız Oğuz Bey, kuaförlük mesleğine bundan tam 17 yıl önce başlamış. Bugün birbirinden iddialı meslektaşlarını ağırlayacak olan Oğuz Bey oldukça heyecanlı. Bugün birinci gün, çok heyecanlıyım. Gelecek olan arkadaşları da tanımıyorum. Yalnız şöyle bir şey var, şanslıyım çünkü internetten müracaat etmiş bayanlarla çalışacağız, modellerle çalışacağız. O yüzden kendimi şanslı addediyorum, kavga etmeyeceğimizi düşünüyorum kendi istekleri doğrultusunda buraya geldikleri için. Tabii ki değişime hazır bir bayanla çalışmak, modelle çalışmak bir kuaför için büyük bir şans bence. Arkadaşlar da dışarıda bekliyorlardır, modeli getirecekler bana birazdan. Çok heyecanlıyım. Artık başlayalım diyorum. Oğuz Bey'in ilk rakibi Hakan Bey herkesten önce varıyor salona. Arkadaşlarım henüz gelmemişler herhalde. Onları bekliyoruz mecbur. Adım Hakan Boz. 43 yaşındayım. Mesleğe çocukluğumdan beri bu mesleğin içerisindeyim. Zaten anne mesleğim. Yaklaşık 30 yıldır. Hatta doğduğumdan beri diyebilirim ki bu mesleğin içerisinde yoğruldum. Bu meslekte büyüdüm. Bir diğer yarışmacımız Öncü Bey adının tersine ikinci olarak varıyor salona. Merhaba. Merhaba Hakan. Öncü ben. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben en erken ben geldim. Evet. Bayağı da soğuk. Arkadaşlarımızla. Merhaba, ben Öncü Aslan. 25 yaşındayım. 15 senedir bu mesleği yapıyorum. Aslında anne mesleğimiz. Doğuştan beri bu mesleği yapıyor gibiyim. Eşim de kuaför, 2 aylık evliyim. Hiç acele etmeden gelen yarışmacımız da Emrah Bey. Merhaba. Emrah Hakan. Merhaba. Emrah. Öncü ben. Emrah oğlum. İş daha gelecek sanırım. İyi arkadaş daha evet. Evet. Son bir kişi. Emrah Yalçın, 27 yaşındayım. Mesleği 14 yıldır yapıyorum. İlk mesleğe erkek berberliğinde başladım kuzenim yanında. Sonrasında 1 yıl kadar yaptıktan sonra
bayan kuaförlüğüne geçtim. Bu haftanın tek kadın yarışmacısı olan Eylem Hanım da geliyor. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Eylem ben. Oyuncu ben. Hakan. Memnun oldum. Emrah. Memnun oldum. Ne kadar çok soğuk hava ya. Evet. Vallahi donduk. Evet. Merhaba. Adım Eylem Gündüz Bozaslan. 26 yaşındayım. 13 yıldır bu mesleği yapıyorum. Evliyim, bir oğlum var. Bu hafta yeni bir uygulamaya başladık. Bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü dışarıdan model aramayacağız. Rüyalarındaki saçı isteyen bayanlarla çalışacağız. Ona göre yaratıcılıklarımızı göstereceğiz. Bence güzel olacak diye düşünüyorum. Bu uygulamadan inşallah memnun kalacağız. Evet arkadaşlar, bence biz bu hafta çok şanslıyız. Çünkü bu soğuk havada bir de model arasaydık bitmiştik. İnternetten başvuruyla çok istekli bir arkadaşımız gelecek şimdi yanımıza. Umarım güzel bir gün geçiririz. Umarım. Birazcık da modelimizi dolduralım. Arkadaşımız birazcık zorlansın. İnşallah güzel bir gün olur. Donduk gelsin artık, vallahi öldük. Evet, aynı şekilde. Değil mi? Aynen. Kuaförümüz Oğuz Bey'e teslim etmeden önce modelimiz Anzilha Hanım'ı biraz yakından tanıyalım. Merhaba, ben Anzilha Ünlü. 33 yaşındayım. Bir kızım, bir oğlum var. Urfalı olduğum için 13 yaşında evlendirildim. Anzilha Hanım daha 13 yaşında bir çocukken ailesinin baskısı sonucu evlenmek zorunda kalmış. Çok zor durumdaydık. Babam başlık parası için evlendirdi beni. Hani baba annem olduğu için kötü diyemiyorum ama bana çok büyük bir hata yaptılar. Sevmedim, istemedim bir insanla evlendirdiler. İşte evliliğin ne olduğunu bilmiyorsun. Çocuksun, daha 13 yaşındasın. Yemek bilmiyorsun, bir şey bilmiyorsun. Tabii kocan da bilmediğin için dövüyordu. Anlayışlı bir insan değil. Çocuk yaşta evlenen Anzilha Hanım kısa süre içinde de anne olmuş. 13 yaşında işte evlendiğim için 14 yaşında hamileydim. İşte 15 yaşında kızımı doğurdum. 16 yaşında da oğlumu doğurdum. Hani hamile miyim bile bilmiyordum. 6 aylık hamileydim, bilmiyordum çünkü çocuk olduğum için. Çocukluğunu yaşayamadan anne olan Anzilha Hanım'ın evliliği uzun sürmemiş. Çok kötü şeyler yaşadım. 18 yaşında da dul kaldım. Yani 18 yaşında çocukken ben dul kaldım ama. Okula gidememenin acısını duyan Anzilha Hanım, eşinden ayrıldıktan sonra yapamadıklarını tek tek gerçekleştirmiş. Okuyamadım yani, okutmadılar da kendi kendime dışarıda okudum. Bilgisayara kendi kendime gittim. Sesim güzeldi yani. Boşandıktan sonra annem bilektim kardeşim. Çok karşı geliyordu. Annem seviyordu şarkı söylememi. Gizli gizli işte ses eğitimine gidiyordum. Onu da her şeyi de gizli gizli yaptım yani. Bundan sonra da hiçbir şeyi gizlemiyorum, söylüyorum yani. Bütün herkes duysun. Çocuklarına da zorlan vermesinler, evlendirmesinler. Kadınlar güçlü olsun, dayak da yese çalışsınlar, kazansınlar. Sesim güzeldi. Çalıştım bir restoranda, bulaşıkçılık yapıyordum. Ekmeğini taştan çıkarıp çocuklarını büyüten Anzilha Hanım, küçük bir tesadüfle başarılarına bir yenisini eklemiş. Orada sesimin güzel olduğunu gördü patron. O gün bugündür o türkü barında şarkıcılık yapıyorum zaten. Seviyorum da şarkıcılığı. Söylüyorum. Öyle kızımı da büyüttüm zor bela. Çocuğum şimdi aşçılık yapıyor. Kızım da kuyumcuda çalışıyor. Değişmek isteyen Anzilha Hanım'ın hayalleri bakın neler. Çok güvenip bütün kuaförlere hiçbir zaman gitmem zaten. Saçım düz olduğu için sadece tarar çıkarım. Hiçbir şey yapmazdım. Ama çok güzel yaptıkları için ben geldim. Çok büyük böyle hayalimdeki gibi çok büyük değişiklik istiyorum. İzliyorum, devamlı da izliyorum. Çok güzel değişiklik yapacaklarından eminim. Onun için başvurdum. Oo, şanslı bayanımız da geldi. Aa. Evet, kurtuldunuz. Ben geldim. Doğru merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Öncü ben. Arkadaşlar siz dersiniz. Merhaba. Merhaba. Neden bizi bu kadar beklettiniz? Yağmurda yürümeyi sevdiğim için bayağı bir yürüdüm. Siz seviyorsunuz ama biz sevmiyoruz. Donduk. Yok, ben seviyorum. Yağmurda yürümeyi seviyorum. Geçelim mi artık? Geçelim. Burası herhalde. Yalnız geçmeden önce arkadaşımıza şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Öncelikle... yaşınız kaç? 33. Nerelisiniz? Urfalıyım. Urfalısınız. Evet. Oo, ben de Urfa'da yaşıyorum. Çok sevindim bir Urfalı gördüğüme. Aynen, yaşıyorum ama şimdi eşimin görevi dolayısıyla. Evet arkadaşlar, modelimizi de gördük. Evet. Ne düşünüyorsunuz model hakkında? Modelimizin saçları arkadaşımızı biraz zorlayacak gibi. Ben de arasaydım bu kadar. Kesinlikle zorlayacak zaten. Evet, birkaç renk var zaten evet. Sanırım. Ama ustaysa... Pardon. Saçın yapısında, evet, biraz zorlayacağız. Zorlayacak ama kendine güvenen bir ustaysa çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İnşallah.
Evet, çünkü saç telleri ince, ince telli saçlar çok fazla zor açılmaz. Daha... Ama saçta kına varmış. Kına mı var? Evet. Evet. Yani öyle bir problem var. Yandım. Yandım. Aynen. Evet. İçerideki arkadaşımız da şimdi yardımcısı olsun. Tamam. Sen burada bekle hayatım. Bekleyeyim. Biz içeriye geçelim. O zaman ben sizin şemsiyenizi alayım. Bekleyeceğim ya dışarıda. Ben sana şemsiyemi tamam, vereyim. Tamam. Biz arkadaşımızla tanışalım. Sonra gelip seni alalım. Tamam. Git. Evet. Model arasak bu kadar zor bir saç kesinlikle bulabileceğimizi düşünmüyorum. Arkadaşımız inanılmaz zor bir saçla şu an karşı karşıya. Kınalı bir saç. Başta da dediğim gibi çok fazla iyi bir iş çıkarabileceğini düşünmüyorum. Çünkü saç kınalı bir saç. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Eylem ben. Oğuz ben. Memnun oldum. Merhaba. Merhabalar. Öncü ben. Memnun oldum. Merhaba Hakan. Oğuz, memnun oldum. Merhaba. Güzel oldu. Memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Heyecan var mı? Heyecan had safhada. Kesinlikle olur. Bugün ilk gün. En az modeli, yani biz bugün çalışmamamıza rağmen en az sizin kadar biz de heyecanlıyız. Ama arkadaşlar bu hafta çok şanslıyız. Evet. Kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. Şansımız da şundan dolayı. Model aramaya çıkmadık. Buraya gelen kişi tamamen kendi isteğiyle internet üzerinden başvuruyor. Hı-hı. Şanslı ve gönüllü bir kişi gelecek. Umarım siz bu şansı iyi değerlendirirsiniz. Ben de şanslı olduğumu addediyorum zaten bu konuda. Hı hı. Hani kavga etmeyi zaten düşünmüyorum. Gene seni zorlatacağız ama. Yani zorlayacak. Evet. Zorlayacak. Ama sana şunu söyleyebilirim. Kaçıncı bölüm bilmiyorum ama kesinlikle çok zor bir model seni bekliyor dışarıda. Hadi ya, korkutuyorsunuz Allah, beni. Hayır, Allah yardımcın olsun, o kadar diyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle çok zor bir model. Dışarıda arasaydık herhalde bu kadar zor bulamazdık. Kesinlikle arkadaşımıza katılıyorum. Şimdiden geçmiş olsun. Yani burada sanatını konuşturman gerekiyor. Evet. Ustalığını göreceğiz. Ne yapmayı düşünüyorsun bugün bize? Ne sergilemeyi düşünüyorsun? Biraz marjinal olabilir. Marjinallikten kastınız? Renklendirmede mi, resimde mi? İkisinde de olabilir. Uçuk tarzlar düşünüyorum. Ama dışarıdaki bayan kesinlikle uçuk tarzda bir bayan değil. İşte dediğim gibi onu bir görmeden... O zaman modelimizi görelim mi? Görelim önce. Gözlüğümüzü takalım. Heyecan biraz olsun, dinsin bari. Kesinlikle öyle. Ben şimdiden bol şans diliyorum. Ben de modelimi alıp geliyorum arkadaşlar. İlk yarışmacı her zaman içinki dezavantaj diye düşünüyorum ben. Çünkü her şey daha acemiliği ilkte. Bizler daha şanslıyız. Ondan gördüklerimizi acemiliğimize atacağız. Ama bunu avantaja çevirmek elinde. Çünkü ilk puanları ona vereceğiz. Evet. arkadaşımız seni içeride bekliyor. İnanılmaz heyecanlı. Ben de. Heyecanına yenik düşebilir. Onun için bence bunu güzel kullan. Tamam. İstediğin şeylerde direkt, kesinlikle ve kesinlikle istediğin şeyi yaptır diyorum. Bu arada ismin neydi? Anzil Ha. Anzil Ha. Anzil Ha. Memnun oldum hayatım. Sağ olun. Sizinki? İstersen Eylem. Eylem Hanım. İçeriye geçelim. Tamam. Ve arkadaşımızı zorlamaya başlayalım. Başlıyorum. Zaten saçı gördükten sonra başta zorlanacak. Kesinlikle. Evet arkadaşlar. Modelimizi de getirdik. Şöyle arkadaşımızın şöyle biraz karşısına. Şöyle hayatım. Ben de yerime geçeyim. Hava yağmurlu olduğu için saçlar ıslak şu anda. Aynen, evet. Modelimiz de yağmurda yürümeyi seviyor. Seviyormuş. Kesinlikle sayesinde donduk. Bir saat bekledik burada. İnce, ince telli bir saç gibi duruyor. Evet. Doğal bir saç mı? Bence boya var çünkü uçları incelmiş. Bir yıpranma hissediyorum, hı hı, uçlarında. Beşten geriye sayalım mı? Sayalım. Evet. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Merhabalar. Merhaba. Oğuz ben. Anzil Ha ben. Memnun oldum. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Çok iyiyim. Şimdi bayan, internetten başvuru da geldi bize. Evet. Onun için kendimi ben şanslı addediyorum. Şimdi tekrardan söylüyorum. Kavga etmeyi düşünmüyorum zaten. Saç kınalı herhalde. Evet. Evet. Büyük sıkıntı. Ben de arkadaşımdan çok iyi şeyler bekliyorum ama şimdi bir olacak bir şey var, bir de olmayacak bir şey var. Bence modelimizi oturtturalım, aynen, orada konuşalım. Konuşalım, devam edelim. Arkadaşımızdan bekliyoruz. Gerçekten iyi bir çalışma yaparsa, açma işlemini aşama aşama, kademe kademe yaparsa belki güzel bir sonuç alabilir. Ama saçların dibine kadar vurup şu kadarcık bir saç bırakıp tekrarını dipleri boyarsam kesinlikle boyada da başarısız olacaktır. Şimdi saçınız kınalı olduğu için saçınızı, evet, açmayı düşünüyorum.
saçının rengini açacağım. Ama yaptığım renge, yapacağım renge açtıktan sonra karar vermeyi düşünüyorum. Çünkü kınalı saç arkadaşlarımda bildiğim ne kadar bir ton tahmini düşünüyorsun? Yani ne kadar bir ton açılabilir sence bu saç? Mesela karamele kadar açmayı deneyeceğim. Karamele kadar. Hangi tonları karameli? Orta karamel, normal karamel. Ne renk yapmayı düşünüyorsunuz? Karamel olabilir. Balyaj yaparım eğer karamel yaparsam. Bakır yapabilirim. Araştırmadan model verseniz olmuyor mu? Modelimiz ne tonları? Sadece koyuya boyayabilirim. Yani koyu değil, benim siyah şöyle hürrem saç renginden. Buraya hayalimdeki saçı, rüyalarımdaki saçı yapmak için geldim. İnternetten başvurdum. Solist olduğum için bu akşam da gideceğim, solistlik yapacağım. O yüzden hani çok güzel olmak istiyorum, değişiklik olmak istiyorum. Kızım da çok istiyor değişiklik olmamı. İstediğim saçı yapmak istiyorum. Bakır olabilir. Yani dediğim gibi önce bir saçını açmam lazım. Açılmış halini bir görmem lazım. Ondan sonra renge karar ya vermeye Ya şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu işin içindesin. Bayan ilk defa boyatıyordur belki kınalı saç ama evet. Biz birçok kez kınalı saç açıyoruz. Evet. Saçın yapısını da görüyorsun, durumunu da görüyorsun. Burada bize net bir şey söylemeni istiyorum. Yani işte saçın açıldıktan sonraki durumu beni açıkçası çok da tatmin etmedi. Yani burada bize net bir şey söyle. De ki arkadaşım ben bu saçı akıttığımda 4 ton akıtırım. Zaten 4 tondan sonra sen buraya vuracağın rengi bilirsin. Ya eğer ustaysan bilirsin ki usta olduğuna inanıyorum. Şey de açısından bakmak lazım. Şimdi o da kendi çapında haklı. Şimdi önce açayım diyor. Ne kadar tona kadar açılabilecek? Yani biz bunu önceden bilmiyor muyuz? Yani siz yıllardır şimdi boyalı saçta tamam tahmin edebilirsiniz de kına öyle bir şey ki. Dalgalı bir kına var. Yani şimdi şu dalgalı bir kınalı saçta çok affedersin lafını kestim. Estağfurullah. Şimdi bu dalgaları nasıl gidermeyi düşünüyorsun? Şimdi ben zaten saçı bir kısaltmayı düşünüyorum. Çünkü uçları bayağı bir yırtılıyor. Ki bayan kısa saçı istiyor mu? İstemiyorum. Bana sormadan söylüyorsun. İşte en sevmediğim olay bu. Kesinlikle modeliyle hiçbir şekilde iletişime geçmeden siz şu an bunu yaptınız. Bizden önce modelinizle bir konuşsaydınız. Nasıl bir model istiyorsunuz? İşte kendinizi hangi rengi, hangi kesime yakın hissediyorsunuz? Kendi fikrimi söyledi de daha bana danışacaktınız herhalde değil mi? Tabii. O zaman buyurun danışın ne istiyor? Biz de onun üstüne yorum yapalım. Evet. Şimdi ben sana yakıştıracağım modeli bir tarif edeyim sana. Tamam. Boyunu şöyle şuralarda falan düşünüyorum. Çok kısa. Çok kısa değil ama bak saçım bu... çünkü bana küsmüş ya zor uzuyor. O yüzden kesmek istemiyorum ama uçlarından alabilirsiniz. Benim elim iyidir. Gayet hızlı uzar ben kestim. Ama bayan biraz balık etli. Ondan dolayı şey durmaz mı? Yüz yapısına. Yok hayır. Kısa oldu. Küt yaparsam kötü bir görüntü elde ederim. Ama ben küt yapmayacağım. Bol katlı bir kesim yapacağım. Saçım uzamıyor. Evlendikten sonra... bir şeyler oldu bu saçıma. Uzamıyor artık o bir mümkündür. Böyle kaldı. Uzamadığı için de kestirmek istemiyorum. Biraz marjinal bir kesim yapmayı düşünüyorum. Boyasıyla... tabii saçı açmam lazım önce. Saç kınalı olduğu için... saçı bir açtıktan sonra boyaya karar vereceğim. Biraz doğaçlama olacak bu. Kaç zamandır kınaya boyadığını... Yani ne zamandır kına sürüyor? Bayağıdır sürüyor belli. Çünkü, evet. Ne zamandan beri kına sürüyorsun saçını? 13 yaşından beri. Of. Bu kınayı niye yaparsın? Kaç yaşındasınız pardon? 33. Maşallah. 20 yıldır kına var bu saçta. Başka hiçbir işlem yapılmadı. Yok. 20 yıldır saçta kına var. Benim meslek hayatımdan da uzun bir süredir saçını kınaya vuruyor. Ya ben mesleğe başlamamışım. Model saçına kına yapmış. Halen daha kınalı saçı. İşimin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama başaracağıma inanıyorum ben. İsterseniz süreyi başlatalım arkadaşlar. 5'ten geriye sayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Size kolay gelsin. Aynen. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bu arada adın neydi? Anzilha. Anzilha. Zor bir isim. Unutabilirsin evet. 2 dakika sonra. Unutmam inşallah. Anzilha alıp önce silme işlemini gerçekleştiriyoruz. Silme derken? Açacağım rengini.
Açınca yanmaz mı saçım? Saçın yanmaz. Yani yanacağı yerde dururum. Saçı yakmaya meraklı değilim. Onu bir söyleyeyim sonra başta. Bak. Tartışma yapmayalım. Kötü yok, olunca saçım. Ben gayet mülayim bir insana benziyorsun. Aynadan baktığım, gördüğüm kadarıyla. Seninle tartışma yaşayacağımızı ben düşünmüyorum. İnşallah. Renkte seninle Bakır'da anlaştık. Hürrem saçı. Hürrem saçı. Bakır evet, oluyor zaten. Kesimde anlaşmadık herhalde. Kesimde anlaşacağız. Peki arkadaşlarınız yok, senin konuşma hakkın yok falan bir şey dediler. Tamam internetten başvurdum ama gene bana söz hakkı var değil mi? Söz hakkı tabii ki var. Modeli kullanacak olan sensin. Bu her ne kadar yarışma olsa da sonuçta sen bu modeli kullanacaksın. Model senin artık. Evet. Modelin olmuş olacak. Kesimi nasıl düşünüyorsunuz? Kesimi nasıl düşünüyorum? Kesimi dediğim gibi şunları önce bir yok etmem lazım. Çok kısa olma, ben kısa istemiyorum. Şu inceliği ben yok etmek istiyorum. Kısalıyor işte ama saçım kısa. Kesimde arkadaşlar da katlı kesim daha seyrek gösterir dediler. Ben tamamen farklı bir katlı kesim yapacağım. Senin saçını ben dolgun göstereceğim. Arkadaşımız bize bol katlı bir kesim yapacağını söyledi. Yalnız bu konuda çok fazla başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü saç çok ince telli ve zayıf bir saç. Biz genelde ince telli saçlara daha farklı kesimler uyguluyoruz. Eğer bol katlı bir saç kesimi yaparsa kesinlikle bu saç kesimi olay olur. Ben izledim, internetten başvurdum, güvendim, geldim buraya. Ben bir saçı yıpratmadan açacağıma inanıyorum. İnşallah bakalım değişecek. Ancak kınalı bir saç ve direktman kusturma işlemi yapacağım dedi. Yani böyle bir bence o çalışmayla nasıl olur? Şanssız bir arkadaş. Yani kusturmayla açamaz ki o saçı yani. Ne değişecek? Daha da kızartır saçı bu sefer. Normal bir doğal saçı kusturabiliriz ama biz bir kınalı saçı kusturamayız. Kusturamazsın tabii ki. Kınalı bir saç. Kınalı yani bir saç kesinlikle kusturamayız. Ve yani yaklaşık bir 10 yılın üzerinde, 15 yılın üzerinde bir kına yakılmış bir saç. Yani bu benimsemiş artık saç benimsemiş. O kınayı yani. Kesinlikle katılıyorum. Kaç yaşındasınız? 33. 33. Siz? Ben 30 yaşındayım. 30 mu? Hı hı. Göstermiyorum ya. Göstermiyorsunuz. Oğuz Bey modelini daha yakından tanımak isteyince Anzilha Hanım'ın zorluklarla dolu hayat hikayesi de ortaya seriliyor. Evli misiniz? Yok, ayrıldım ben eşimle. Ayrıldınız. Sorabilir miyim özel olmazsa eğer? Sorabilirsiniz sorunu. Neden ayrıldınız? Ya 13 yaşında evlendim de babam bir zorla vermişti. İstemedim biriyle. Zorla verdi. Evet. Yürümedi. Zorla derken nasıl yani zorla? Yani istemiyordu ya, zaten yaşımız küçük de evliliğin ne olduğunu bilmiyorsun Urfa'da. Kaç yaşındaydınız? 13. 13. Evet, çocuk denilebilecek yaşta. Çocuk evet. Çocuk yaşta da ayrıldım. 18 yaşında ayrıldım. Nereliydiniz siz? Urfalıyım. Urfalı. Urfa'nın. Doğuda oluyor değil mi böyle? Oluyor. Çocuk yaşta evlendirmeler falan. Aynen. O yanlış bir şey aslında. Ya babam bile de kızmıyorum. Onlar da öyle görmüş. Onlar da o yaşta evlendiği için onlara doğal geliyor. Aslında güzel bir şey değil. Ya 13 yaşında çocukken daha nasıl evlendirilir bir insan? Bana bunu biraz açar mısın? Ben çoğu yerden duydum hani gelen bayanlardan falan da oluyor da ben bunu bir öğrenmek istiyorum. Yani ne mantığa dayanarak 13 yaşında bir çocuğu evlendiriyorlar? Onu ben de zaten evlendikten sonra çok düşündüm. Ben de bilmedim ilk başta evliliğin ne olduğunu, hani ne olduğunu bilmiyorsun ya, küçük yaştasın. Evet. İşte Urfa'da doğal onlara göre 13 yaşında, 14 yaşında evlendirmek mantıklı geliyor onlara. 18 yaşında boşandıktan sonra niye evlendirdiler bu yaşta? Şoku uğradım ama 18 yaşında çocuk yaşta da dul kaldım zaten. Eşinden ayrıldım demiştin. Evet, ayrıldım. Sevmedin mi eşini? Yok, sevmedim. Zaten sevgi de hiç göstermedim. Ne kadar evli kaldınız peki? 6 yıl kaldım. 6 yıl. Çocuk? Bir kız, bir oğlum var. 19 yaşında kızım var. Oğlum da 17 yaşında. Merhaba, ben Gülsüm Yavuz. Kuyumcu Taş Dizme'de çalışıyorum. 19 yaşındayım. Açık öğretimde okuyorum aynı zamanda. 19 yaşındaki Gülsüm, annesi Anzilha Hanım'ın programa katılmasını en çok destekleyen kişi olmuş. Annemin bu programa katılmasını istedim. Çünkü ben zaten bu programı izliyorum her zaman. Her zaman yani izliyorum, çok sevdiğim bir program. Hiç kaçırmam kesinlikle. Çalıştığım zaman bile kesinlikle izlerim yani, telefon olsun,
ne olursa elime o an ne geçerse izlerim. Hani artık ben de sıkıldım annemden yani hep kızıl kızıl kızıl. Artık içim kıyıldı yani biraz değişsin. Zaten bu program çok güzel, kuaförler gerçekten başarılı. Çok beğendim yani. Annemin de değişeceğine inanıyorum. Güveniyorum size. Peki bir şey merak ediyorum ben. Şiddet gördün mü eşinden? O yüzden mi ayrıldın? Tabii kesinlikle şiddet vardı. Hadi ya. Şiddet olmasa biz de zaten boşanma kayıp olduğu için gene boyun bükerdik. Ama artık şiddetine dayanamayınca ayrıldım. Neden peki? Neden şiddet gösteriyordu? Zaten benden yaşça büyüktü. Yani bir de alkolik olduğu için. Alkolik gösteriyor. Evet. Yani hiçbir sorun olmasa da dövüyordu zaten. Neden? Sen iki tane evlat vermişsin ona. Nasıl oluyor da seni dövüyor? Evlatlarını bir kere bile görmedi. Kız büyümüş, babasını tanımıyor. Allah Allah. Hayır, zaten bu saatten sonra da biz de görmek istemiyoruz. Peki bu çocukları nasıl büyüttün sen? Annem baktı, ben de çalıştım. Büyüdüler, şu an İstanbul'da yaşıyoruz 3 yıldır. Bir türkü barda bulaşıkçılık yapıyordum işte. Zaten ses eğitimi de görmüştüm Adana'da. Evet. Sesimi beğendi, şu an orada solistlik yapıyorum. Yani zaten söylemeyi de seviyorum, şarkı söylemeyi. Şarkı söyleyeceğiz sana. Söylerim. Bazen annem için gerçekten ağlıyorum, çok üzülüyorum. Mesela sessiz bir ortam olduğunda, bulduğum boşlukta annem için çok ağlıyorum. Hani çok çile çekti gerçekten. Hani bu hayatta çok güzel şeyler var, böyle daha güzel şeyler yaşayabilirdi. Ama olsun, Allah ben ve kardeşimi verdi ona. Yani biz de annemi seviyoruz zaten, koruyoruz, kolluyoruz. Yani güzel oldu aslında. Mesela insanın yaşadıkları olgunlaştırır. Gerçekten de öyle oluyor. Dişini tırnağına takıp tüm zorluklara göğüs gererek gurur duyduğu iki çocuk yetiştirmiş olan Anzilha Hanım artık kendisi için bir adım atmaya karar vermiş. Anzilha Hanım 20 yıllık kınalı saçlarına veda edecek bugün. Siz de ama önce görünce tedirgin oldunuz değil mi saçımdan? Biraz ya, diliniz tutuldu sanki. Tedirgin oldum. Ben sizin saçınız gibi bir saç zaten düşünmüyordum. Hani aklıma geliyordu ama kötü bir şekilde aklıma geliyordu. Hani keşke gelmez. Öyle bir saç gelmesin. İstemiyordum yani sizin saçınız gibi saç gelmesin ama kısmet. Evet. Benimki de büyük cesaret gelmemle. Kınalı saçı kimse cesaret edip de gelmez yani. Aynen öyle. Açma işlemi devam ederken Oğuz Bey küçük bir istekte bulunuyor Anzilha Hanım'dan. Bir türkü patlatmaya ne dersin? Birazdan söyleyeyim şu an çünkü gözüm yandı. Kuaförümüz Oğuz Bey türküden öyle kolay vazgeçeceğe benzemiyor. Bence daha iyi olur böyle. Gözün de yanıyormuş hazır. Acılı acılı söylersin. Acılı acılı. Ağlatırsın hepimizi burada. Yok, biri oradan çekiyor, biri şuradan çektiği için dayak yemiş gibi oluyorum. Geçti mi gözünüzün yanması? Biraz. O zaman söyleyebilir misiniz bir türkü rica etsem? Söylerim, niye söyleyeyim? Ayrılıktan yana kaç şarkı varsa hepsini bu akşam çal benim için. Tüm zarar ziyanın hesabı bende, bir kasitem daha kal benim için. 3, 2, 1... Işıklar atmasaydı benim görüşüm daha iyi olurdu. İlk başlarda o makası atmaması gerekiyordu. Şu an işlemin bitti, açma işlemin. Tamam. Seni yıkama setini alalım. Saçını bir durulama işlemi yapacağız. Tamam. Buyur yani. 20 yıldır saçını kınayla renklendiren Anzilha Hanım sonucu çok merak ediyor. Nasıl görünüyorum? Şu an saçın açılmış. İstediğim tonu yakaladım açma işlemiyle. İyi. Boyana yaptıktan sonra karar vereceğiz nasıl göründüğüne. Çünkü böyle de güzel aslında. Bıraksak mı? Böyle güzel değil. Saçın kuruduktan sonra bir gör istersen. Ondan tamam. Sonra güzel çirkin yorumu yaparız. İnşallah. Saçının son halini görmek için büyük bir heyecanla aynanın karşısına geçen Anzilha Hanım'ın biraz daha beklemesi gerekecek. Evet, saçlarının rengini şu an göstermiyoruz sana. Bekliyorum. Yarışmacı diğer arkadaşları bekliyoruz. Onları da kesin özledim onları. Gelecekler. Bizi beklediğinizi duydum. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Açayım mı saçlarımı? Bakalım. Bakın. Şimdi açalım o zaman. Sayalım mı geriye doğru?
Sayalım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. İğrenç. Bu ne böyle? Şu açma işlemi. Şu an açma işlemi olduğu için. Bu ne ya? Yaşlandım ben ya. Bir saniye pardon. Orası kendi saç rengi olduğu için sürmedim. Gerek duymadım oraya. Keşke ufaktan da bir kırma yapsaydınız oraya. Evet, yani şuraları çünkü... da mı kendi rengi? Yani bitlere... Yani buralara ilaç gelmiş, buralara gelmemiş. Ama şimdi boya vururken burada açık tutacak, burada koyu tutmaz mı? Bir dalgalanma. Dalgalanma olmaz, onu ayarlayacağız. Nasıl ayarlamayı düşünüyorsunuz? Ne ton vurmayı düşünüyorsunuz bunun üstüne? Bakırda hemfikir olduk. Hürrem bakırı dediniz. Hürrem bakırından biraz daha koyu istedi. Çok kötü bir çalışma vardı. Yani açması tam olmamıştı. Tepelerde bayağı koyuluklar var. Yani ne yaparsa yapsın, ne boya vurursa vursun, eğer orayı bizden sonra tekrar açmamışsa orada bir şey olacak, dalgalar olacak. Bir bant olabilir. Bir eğer misiniz başınızı? Bir saniye, pardon. Şu bölüm tamamen fiyasko. Onu saç bittikten sonra göreceğiz. Bitmeyle alakalı olan bir şey değil. Açma işleminde, burayı tamam ben sizi anlarım. Anne saçı her zaman uçlara göre daha sarı ve daha çabuk açılır. Bunu biliyoruz. Yalnız şimdi siz burada hangi rengi vurursanız vurun, bunlar ufaktan arkadaşlar... Koyu olacak. Evet. Direkt tek işlem var. Yani az bir şey bir açmış olsaydın. Ben bant yapacağını ümit etmiyorum. O zaman siz bu saçı tekrardan koyutmayı düşünüyorsunuz. Yani eğer dediğiniz Hürrem tonlarını uygulayacaksanız... Hürrem'den koyu ton yapacağım. Ne kadar? Bir veya iki ton. Bilmiyorum bak istedim ama bu kadar kötü olacağını düşünmedim. Çok değişik bir şey olacağımı sandım ama eğer boyayınca da böyle olursa vay halime yani. Artık ortalığı karıştırırım yani ben böyle bu saçtan da dışarı çıkacak halim yok. Tatlı, siz başta da söylemiştiniz. Kat bu saçı daha seyrek gösterir diye. Ben zayıf düşürecek. Zayıf düşüreceğini söylediniz. Ben ona katılmıyorum. Pardon, altını keserek şöyle, çizerek şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet. Biz sizin söylediğiniz katlı kesim için bunu söyledik. Siz bu saça böyle klasik tarzda altlardan güzel kısa bir kesim yapar kat verirseniz bu güzel gider. Ama siz bana bize dediniz ki bu saçı çok fazla kısaltmadan ben kat vereceğim dediniz. Kısaltmadan değil. Öyle dememiş miydi arkadaşlar? Ben mi yanlış anladım? Ya bu kadar demediniz yani. Şu kadar evet. Bir kesim olacak demediniz. Demediniz. Ben o kadarına izin vermem. Bak şöyle tuttum. Bu kadar, kadar mı tuttunuz? Evet bu kadar tuttum. Tamam şimdi bu kesimin ismini alalım. Biz ona göre ne çıkacağını bilelim. Ona göre kırmızı halda bir şeyler canlandıralım kafamızda. Kesimin ismini değil de ben size biraz bopa benzeyecek. Tamam mı? Bombeli olacak. Sizce bob kesim... Yüzüne gidecek mi yani? Yüzüne gider mi? İşte ben bunu kesmeden sizin yorum yapmanızı anlamadım. Niye indi kesmeye taktınız ben anlamadım ki. Kesme ne ya? Kuaför dedin kesmeden de model verebilir. Kesmeden... Ben bu kesmeyi istemiyorum. Sen değişim istemiyor musun? Siz konuşuyorsunuz ama siz de keserdiniz herhalde değil mi? Benim modelimle anlaşırsam... Yüzüne de gideceğine inanırsam keserdim. Böyle benim yüzüme kesim gitmiyor. Bu balık bence bayağı. Çok yani fazla doğaçlama, gideceğine... Doğaçlama bir kesim olmaz. Nasıl olmaz? Doğaçlama kesim olmaz. Bence kesimin olur. Bir netliği vardır. Aynısını söyle. Ben işte atıyorum Hülya Avşar modeli kesiyorum. Ya da öyle. Misal. Hülya Avşar'ı canlandırırız hangi modeli kullandığını. Ben böyle. Kesim... Ya da işte bence... Bob modeldir. Ne bileyim yani... Kesim bence bir sürü model var. Kesim bence yani bir saça şekil vermektir. Kendindeki modelin bir adı var. Şekil vermek de doğaçlamayla olur zaten. Ama şimdi böyle mankenine bakacaksın yüz hatlarına, boynu kısa mı uzun mu? O şekilde de bir ya düşün. Ya onu uzun yapacağım tabii. Yarışmamızın amacı doğaçlama çıkartmak değil. Netleştirip net bir şey söylemek. Kuaförcüler bir şey sorduğundan cevap veremiyor mankeninizin yüzüne işte uyar mı? Düşünüp yani konuşmuyor, cevap vermiyor. İsim bulamadığı halde el kısmı alıp şöyle keseceğim böyle. Ben hani çok güvenmiştim. O kadar da güvenilir konuştu herhalde mahcup olmamak için dedi. Keseceğim diyor yani zaten kısa neyini kesiyorsun ki? Kesimle ilgili hiç mankenle konuştunuz mu? Modelinizle. Değil mi? Konuşmadan mı yapacağınız kesimi bize bilgisini veriyorsunuz? Bize bilgiyi verdiniz, biz çıktık, model ben İzin bu kesimi istemiyorum dedi. Biz kırmızı halda başka bir model gördük. Ben o zaman detaylı şekilde konuşmadım modelimle kesimi. Hani ama kısaltacağım ve kısaltmam gerektiğini söyledim sadece. Bir şey söyleyeceğim. Sen gözünde canlandırdığında benim kestiğim model evet.
saç modeli mankenimin yüzüne, modelimin yüzüne birebir uyacak diyor musun kafanda? Fevkalade olacak. Görelim. Kesim konusunda net bir fikir beyan edemiyor. Kısa keseceğini söylüyor fakat modelimizin zaten boyu kısa. Boyun yapısına göre o kısa saçı kestiğinizde modeli daha kısa boylu ve daha tıknaz gösterirsiniz. Yani o modelde daha farklı bir şey çalışmasını beklerdim. Aynı zamanda bunun yanında da modelle zaten bir uyum sağlayamamışlar. Kesim konusunda modelini daha ikna edememiş. Ben kendime kısa saç yakıştırmıyorum, yakışmaz da yani. Onun öyle düşündüğüne nasıl şok oldum yani, nasıl bir kuaförse kısa kestireceğim diye söylüyor. Ya ben senin saçını kısaltmazsam ya ben senin, başarılı ya olamam ya niye ki. Keseceksin ki? Yani neyin değişimi? Nasıl yani? Ben anlamadım yani. Kesim ne yani? Seni baştan yaratacağım. Keserim. Bana güvenebilirsin. Bana güvendiğini söylemiştin. Şuna bak, ben böyle güvenmiyorum ya. Ben kimseye güvenmiyorum. Tamam. Bak ne güzel kendin diyorsun. Bak buna bak. Evet. Bu haline ben böyle bakar kalırsın. Ama ben yok. Saçını kestikten sonra aynaya bir bakarsın, bir daha bakarsın. Hiç boşuna kendini yorma, kestirmeyeceğim. Senin saçın kesilmesi gerekli, tamam mı? Yok. Ben normal müşteri de gelse bunu müşteriye söylerdim de. Senin ama saçın sen şimdi boşu boşuna gerekli. Kendini yoruyorsun. Bak ben gerçekten kestirmeyeceğim bak. Hiç şakam yok yani, böyle çeker giderim, hiç kestirmem, böyle kalırsın yani. Ya makas alayım böyle buradan tutayım, yok, vurayım. Yok yok hiç. Hiç. Onu mu istiyorsun? O makası alır, senin saçını kesemeyeceğim, senin de saçın yok tabii. Artık zaman daralmaya başladı. İstersen hiç. Başlayalım. Hiç beni alakadar etmez, kestirmiyorum. Sen internet üzerinden başvurmadın mı? Vurdum. Bu yarışmaya. Vurdum. Değişim istemiyor musun? Ama kendi istediğim de şeyi de söyleyebilirim değil mi? Özgürlük var. Ya özgürlük var tabii ki de. Ama benim de söylediğimi dikkate alman lazım. Sonuçta ben kuaförüm. Ama ben kukla değilim ki böyle durayım. Hadi kes istediğin gibi. Bak kesersen kalkarım. Yani sakın. Niye kalkıyorsun? Hayır hayır sakın kes. Gerçek bak ben çok ciddiyim. Hayır. Kestirme. Çok niye? Ciddiyim valla. Ya niye anlamıyorsun? Ben kestirmem tamam. Kesmiyorsan. Ya bak. Hayır hayır ben kestirmiyorum. Niye kestirmiyorsun? Ben kestirmem böyle giderim. Evde boyarım kestirmem. Evde boyarsın. Boyarım. Boyayamazsın ki bu saçı kendin. O zaman böyle kalır. Ben kestirmek istemiyorum. Tamam otur buraya. Modeliyle zaten hiçbir şekilde iletişime girmedi. Programı izlemiş. Kafasında bir şeyler oturtmuş. Ona göre davranıyor. Yani insan model yani hiç programı geçelim. Diyorum ya gelen müşterinize bile ne istediğini sorarsınız. Bu bir nezakettir. Kendisi kafasında birkaç bir şey oturtturmuş. Yalnız altını çizerek söylüyorum. Oturtturduğu şeylerin ismini dahi bilmiyor. Ne istediğini, ne yapacağını bilmiyor. Neden kısa keseceğini de bilmiyor, açıklayamıyor, söyleyemiyor. Ayşe Fatma diyor, ben de en son dedim ya, Ayşe Fatma mı? İsim de bulmuyor hani, kesimin adı ne? Küt değil, dalgalı değil, bir şey değil. Olumlu davranıyordun da şimdi ne oldu, ne değişti? İşte olumlu davranmadım, izleyince görürsün hiç olumlu davranmadım. O diğer arkadaşların yorumları mı etkiledi seni? Ondan yorumlar da etkiledi, bu da benim düşüncem. Ben kesmeyeceğim diyerek zaten geldim. Başvuruda yaptığımda da saçımı kestirmem değişiklik olur. Tam bir kesim olunca o kuaför mü olunuyor? Kesmeyince kuaför olunmuyor mu? Güzel yapmamış mı oluyorsun? Eğer ben senin saçını kesmeden sadece boyayıp, fölleyip yollarsam bu bir değişim olmaz. Model verecekse kesmeden model ver. Kesmeden neyine model vereceğim ya? Bakar mısın bir? Bak, saç yok sanki uçlarında. Yatsan arkaya. Ne yapıyorsun sen? Saç kesiyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben sana bakıyorum. O kadar güzel kesime hazırlanmışsın ki sana bakıyorum. Ya kesmem lazım, zamanımdan gidiyor çünkü. Vallahi beni hiç alakadar etmiyor, ben kestirmeyeceğim. Kızım da o kadar dedi, anne bak kestirme, ona da söz verdim, kendime de söz verdim. Kestirmeyeceğim. Farkındaysan hepsi kesime... Yok sen anlamıyorsun ya. Sen anlamıyorsun ya. Niye anlamıyorum? Ben kestirmeyeceğim diyorum. Ben keseceğim. Tamam, ben kestirmeyeceğim. Niye kestirmiyorsun? Ay niyesi var mı? Yani, kestirmiyorum ya. Ucundan kes, çok kesmek istiyorsa. Bir şarkı söylüyor, bir oturuyor, bir kalkıyor, bir gitmeye çalışıyor. Tutup omzumdan koltuğu oturtturasım geldi o esnada. Ama
bayanlara saygım olduğu için böyle bir hareket yapmak istemedim. Çok kesmeye taktı. Elim ayağım titredi. Yani çok sinirlendim o an. Bu kesim takıntısını ne yapacak bilmiyorum. Hani gitmek istiyorum artık. Sevesimi kursam da bıraktı yani. Kestireceğim diye tutturuyor. Ne olur yani beni dinlese. Yani ne olur yani anlamıyorum. Neden yani böyle yapıyor? Bir de sormadan kesiyorsun ya. Bir de internet üzerinden başvurmuş. Vurabilirim. Saçımı kökten keseceğim diye internetten mi başvurmuş? Ama böyle sen bu programı hiç izlemedin mi? Çok izledim. Bu programın formatı bu şekilde. Ha saç kestirmesi şeyinde. Yok değişim... Olabilir şey... değişim. Ben kestirmek istemiyorum. Önemli olan zaten kesmeden düz şey yapacaksın. Ben yarışmayı kaybedeyim. Sen de geldiğin gibi git. İşte geldiğim gibi gitmiyorum. Değişim yapacaksın da kesmeden. Bak. Olabilir. Seninle uzlaşamayacağız mı? Baştan ne güzel iyiydik, nazar değdi herhalde. Hayır ya, nazardan alakası yok. Anlatamadım herhalde. Kestirmeyeceğim dedim baştan. Siz beni ciddiye almadınız. Ve beğenmezsen de kaynağını bizzat ben yapacağım. Hiç Çerkezköy'den geleceğim. Hiç kaynakla geleceğim, uğraşamam. Geleceğim, kaynağını yapacağım. Uçtan kesiyorsan kes. Hadi otur. Bak ne kadar kesmesin. Ama o dediğiniz kesim sakın hiç. O dediğiniz kesimi hiç yapmayın. Gerçekten bak, gerçekten. Dediğim şekilde. Yok tamam. Kestirmiyorum. O saçlarımı Sen... yok etmek istemiyorum. Hayır. Lütfen. Ya, yok kestirmeyeceğim. Yok çok ciddiyim yok. Bak. Ama böyle mi gideceksin? Hayır böyle gideceğim. Kestirmeyeceğim. Böyle gidilir mi ya Allah aşkına? Hayır kestirmeyeceğim. Yok ben çok ciddiyim. Gerçekten ciddiyim. Siz beni ciddiye almıyorsunuz herhalde. Ciddi gibi durmuyorsun ama hiç. Kes o zaman. Nasıl keseceksin ciddi tamam. Gibi durmuyorsun. Ya kestirmiyorum ya ben. Yok ya olmaz böyle bir şey anlamıyor ya. Kestirmeyeceğim diyorum anlamıyor musun? Ben keseceğim diyorum anlamıyor musun? Vallahi kestirmeyeceğim. Keseceğim. Yok tamam. Ben şöyle oturayım. Sen de zamanını kaybet. Kaybettikten sonra boyarsın saçım. Ben değişim yaratmak için buradayım. Ve... Değişim dedin mi? Gerçekten kestim. Bir değişim yaratmak. Ben o kadar... Bak, şu anda yapacağım modeli gözümde yüzüne bakarak canlandırıyorum. O kadar kuaföre giden arkadaşlarımı görüyorum. Kestirmeden çok güzel de modeller yapıyorlar. Ya herkes ya izleyince zaten fark her edecek. Saç, hep kesiyorlar. Her saç, her kimse saç size gelmeyecek. Değil. Böyle... Her saç bir değil. Mankeninizin dediğiniz yapma. Kimse gelip size kesim yaptırmaz. İçeride bir saat kadar bayanla kalıp da modele ikna edememesi bence yanlış. İkna etmesi gerekiyordu zaten. Kesimi boya öncesi yapması gerekiyordu. Eğer kesimi boyadan önce yapsaydı boya işlemini daha sağlıklı bir şekilde, daha güzel bir şekilde alacaktı. Oturur musun? Ayakta durunca... Yok yok ben size güvenmiyorum. Makas alıp kesiyorsunuz. Kestirmeyeceğim ben. Bak ben sana diyorum ki... Yok ben boşuna konuşuyorum ya. Ben kestirmeyeceğim. Oğuz Bey gerçekten kestirmeyeceğim. Tamam ne yapayım? Makası tarağa bırakayım mı? Makası tarağa bırak. Hı-hı. Boya işlemine ya da başka bir çeşit bir şekil bir şeyler ver. Tamam, ben mi sana öğreteceğim işini ya? Tamam otur vereceğim. Otur. Sıkıldım çünkü ben de sıkıldım. Otur. Bak kesersen var ya. Bak kesersen dedim. Hayır. Hiç. Ya bak canı yandı. Hayır. Lütfen bak. Bak çıngar çıkaracağım bak gerçekten. Ya çıngar çıkarmaya hiç kesin. Gerek yok. Sakın kalkıyorum tamam. Vazgeçtim tamam kes. Yok ben kestirmeyeceğim. Ya şaka mı yapıyorsun? Yok ben çok ciddiyim kestirmeyeceğim. Ama şu saça bak. Bak. Peki bana tamam kestirmiyorsun. Bana şunu açıkla. Ne değişti? De böyle bir U dönüşü yaptın sen. Hiçbir şey değişmedi ki ben baştan Bence belli kestirmedim. Şey ay ben kestirmeyeceğim diyordum. Ya Allah'ım ya Rabbim ya bu kuaförcüler nasıl bir iş yapıyor ben ya anlam tamam. Veremiyorum ha. Saçına dokunuyorum. Ayaklanıyorsun. Ama kesiyorsun o makası bırak. Tamam bıraktım. Al otur. Tamam. Gerdin beni. Sen insan sinir ediyorsun ya. Kesimde bob demiyorum. Çok fazla kısaltmadan saçın kırıklarını alarak ufak şekillendirmelerle bırakırdım. Çünkü o saç ince telli bir saç. Bayan da zaten çok fazla kısayı istemediği için onu üzmek istemezdim herhalde. Kesim olarak da kısaltmazdım. Çünkü mankenimizin hem boyu kısa hem hafiften toplu, boynu kısa. Uçlarından o kırıkları alırdım. Öyle biraz şey var. Uçları bayağı yıpranmış çatal çatal.
Onları alırdım. Ya bakar mısın, saçındaki yamuklukları gösterdim sana az önce. Ya hayır, o yamuk... Saçın yamuk, saç demeye 1000 tane şahit lazım. Bakar mısın? Kesmeden model yap. Üstlerden bir şeylerden bir şeyler yap. Saçımı sakın kesme, ben uzun istiyorum. Tamam gel, uzun yapacağım, tamam gel. Bak kesersen var ya, son kez söylüyorum. Tamam, uzun keseceğim. Şöyle yaslan, bir rahat ol. Ve kendine gel. Tamam, ben göreyim. Arkadaş tutsun aynayı arkada. Bak Oğuz Bey, görüyorum kesiyorsunuz. Ya kesmem lazım zaten. Ya alakası yok ya. Ne kesmesi ya? Başkalarına bir şey ispatlamak için. Ne bu ya? Ya başkalarına bir ya şey yok, ispatlamak kesmiyorum. Gibi bir derdim yok. Ya benim Oğuz Bey, kesmiyorum ya. Ya değişimle kesmenin ne alakası var? Ben de evde keserim ya. Of ya. Kısa değil. Sen yorulmadın mı ya? Ben çok yoruldum. Ben de yoruldum. Sıkıldım. Artık başlayalım da. Hani bu şekilde ya, bir... Ya Oğuz Bey, ben neyi anlayamıyorum? Yani niye kesiyorsun yani? Kesmeden model verdin mi, o senin başarın olmuyor mu? Kesince, model verince başarı mı oluyor? Ben onu anlatamıyorum. Yani saçına gerekli olan işlemi yapıyorum ben. Ay hayli ben kesim, anlamadım. Kesimse kesim, boyaysa boya. Ha, kesim gerekiyor diyorsun. Başka biri de gelse kesim gerekmiyor mu diyeceksin? Evet, olabilirdi. Benimkine kesim gerekiyor. Ama evet, benim yüzüme bak, uymuyor. Ya uymaz olur mu? Uymayacak modeli burada televizyon karşısındayız. Ben niye yapayım ki sana? Saçını kestirmemeye kararlı olan Anzil Hanım, kendisine en çok neyin rahatsız ettiğini de açıklıyor. Böyle davranınca var ya, eski şeyler aklıma geliyor ya. Ne gibi? Böyle insan kaderine razı, zorlan veriyorlar. Sen de aynı şeyi yapınca aklıma geliyor. Bu ne ya? Kaderimize devamlı razı mı olacağız? Ben olmayacağım bu saatten sonra ya. Benim dediğim olacak. Modelimiz aslında çok iyi anlaşabilirdi. Çünkü çok fazla bilgisi olmadığı için modelimizi daha güzel şeylere ikna edebilirdi ama kendisi de çok fazla bir şey ikna edemedi. Ya ben buraya kendi isteğimle geldim. Makası alıp buraya, bu kesin takıntısı ne yani? Ben anlamadım yani. Bu kesme ne yani? Kesince kendini hani daha güzel yapacağını modelini sanıyor. Ben kuaförüm, 17 yıllık kuaförmüş yani. Niye kesime taktı ki, o kadar anlamadım yani. İstemiyorum, kestirmeyeceğim yani. Bir kesecek miyiz saçını? Keselim ama kısaltmadan keselim. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Arka kestiği kısmı sadece düzeltmek için arkasını kısalttığı yere tam olarak bir düzlesin. Ay sen ondan ne kadar sonra... akıllısın ya. Tamam, tek çare olduğu için söylüyorsun. Tabii ki. Sizin işin planlı oldu zaten. Saçı kısaltalım demiyorum ben. Benim için planlı olan bir şey yok. Ben senin yüz attığını gördüm. Ben artık saçını yoruldum gördüm diye pes ediyorum ha. Yani bu saç bir şekilde çıkacak buradan. Çok fazla kısaltmadan, sadece arka boyunu düzelterek öne doğru, yani kısadan uzuna gelecek şekilde değil, sizi rahatsız edecek şekilde kesinlikle kesilmeyecek zaten saçınız. Hafif bir perçem olabilir. Uçlarınız sadece kırılan, çatallaşan yerleriniz temizlenir. Uzunluğunuza kesinlikle dokunulmaz. Saç hafif bir kat verilir. Görüyorsun değil mi? Anlamış beni, gördün değil mi? Anladı, evet. Güzel bir imaj çalışması yapmak isteyen Oğuz Bey de saçı kesmek konusunda kararlı. Bu bombe olayını yapacağımı söyledim değil mi? Hı. Orada hemfikiriz. Hı. Anlaştık orada. Tamam. Ben saçını, bu saçı kısaltmadan bombe yapamam. Ben bombe yapmam için katını böyle bol kat yapmam lazım yukarılara. Aşağıları seyrek kalacak. Ben... Boydan çıkmayacak. Sadece kuş boylarınız kısalacak. Kuş tüyü gibi duracak. Sen dediğin şekilse kabul ediyorum ama bakın, Oğuz Bey'in dediği şekilse ben kabul etmiyorum. Bakın, ben farklı anlatıyorum. Ama saçın boyu kalırsa, bu boy kalırsa bombe yapamam saçına. Ben o boyu demedim Mesut Bey'in dediği şekilde yapamam. Ama kesecek olan benim. O kesemiyor. Modelin boyuna bakarsın. Şimdi modelimiz hem kısa hem toplu. Boynu kısa, evet, boynu yani kalın. Evet, bence yani sizce arkadaşlar... Daha da böyle yani, şey yapacak. Onu daha tıklı. Daha tıklaz yapacak. Yani, daha basacak. Bir şey yapacağım. Aşağı basacak onu daha çok. Ya biz bugün 10-13 yıllık bir müşterim bile, ben mesela oturuyor benim koltuğuma. Ben onu çok iyi tanıyorum. Ne istediğini çok iyi biliyorum. Yani ben ona hiç sormadan da bir şey yapabilirim. Ama ben ona rağmen 10-13 yıllık çok sevdiğim müşterilerim var. Ben ona rağmen oturttuğum zaman... diyorum mesela, Türkan abla ne istiyorsun, sana nasıl bir şey yapalım? O bana diyor ki, ben sana bırakıyorum Eloş, ama ben yine de onun fikrini alıyorum. Ne saçmış be, değil mi? Şimdi öyle diyorsundur kesin. Evet.
Nasıl bir insan? Bu nasıl bir saç? Yok, insanlığına laf söylemem de. Nasıl bir saç diyorum, evet. İşte yani nasıl bir saç ki? Sanma sen gidince ben hep ağlarım. Ne yas tuttum ne de kara bağladım. Işıklandırma nasıl olacak ya? Işıklandırma önlerine yapacağım zaten sadece. Şu çerçeve kısma. Çerçeve kısma. Hı hı. Yani şu kısma. Saçın dediğim gibi 2 veya 3 donacı olacak. Güzel bir işlem olacak. Işıklandırmayı seviyorum orası. İşte sevdiğin şeyleri yapmaya çalışıyorum ben de. Ha, senin için beni mutlu etmek. Ya tabii ki. Burada. Rüyalarımdaki saçı yapmaya çalışıyorum ben. Sen... Ya senin benim rüyamla ne alakan var ki? Ne biliyorsun ne gördüğümü? Hayalim değil miydi o? Tahmin edebiliyorum ben. 17 yıldır bu işi yapıyorum. Artık insan sarrafı olmuşuz. Ama benim hayalimdeki tam saçı diyelim yapıyorsun ama şu kesim konusunda hiç anlaşamadım. Saçınızı açmayalım. Arkadaşları bekleyelim. Onlar da gelsin. Onlar geldiği zaman açalım. İyi. Onlar da geldiler zaten. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Ben de sizin gibi merak ediyorum. Moreniniz biraz düşmüş gibi görünüyor ama. Biraz kesimde şey yaptık da. Ne yaptınız? Falan. Öyle mi? İkinizin de enerjisini. Daha kesmedik de gerçi. Daha kesime başladık. Yarım ben bıraktık. Kesilmeyecek diyorum. O kesilecek. Ne gibi bir problem? Yani kestirmek istemedi. Ben kesmek istemedim. Ama aile daha kestirmedi demiş. Bir açalım mı saçı? Açalım. Açalım bakalım. İkiniz de bayağı bir enerjiniz düşmüş. Evet. Kesim hiç olmadı mı? Hayır. Kesim biraz az bir şey yaptım alttan... enselerden. Dediğim gibi yarım bıraktık. Az bir şey derken? Onu çat pat... Şu kısmı kesmiştim. Zaten bu artık moda oldu. Bu kesimi herkes canı isteyen... Orada ne var? Tık. Canı isteyen... Tık. Evet, ben de ona sinirlendim. Empati yapmanızı istiyorum birazcık. Empati yapmanı istiyorum. Şöyle empati yapın. Erkek kuaförüne gittiniz. Hı-hı. Oturdunuz koltuğa. Normal bir kesim istediniz. Komple usturaya vurdu saçlarınızı. Empati yapın, cevap verin lütfen. Ama şimdi burası erkek kuaföründen çok bir yarışma programı. Evet. Yarışma programı olduğu için... Kesilecek. Benim de bir belli bir tarzım var. Hı-hı. Bu tarzımı uygulamam için bunu yapmam gerekiyordu. O peki değişim sizce kesim mi? Yo, değişim kesim değil de... O zaman... Gördüğünüz gibi saçın... Şu. Saçın uçları... Yıpranık olduğu için ve ince telli, hani seyrek olduğu için. Saçım. Peki hepinize soruyorum, sizin modeliniz istemediği takdirde saçı keser misiniz? İlla bir şey ispatlamak için keser misiniz? Ya... İlla bir şey ispatlamak için tabii ki kesilmez. Ancak sizin yüzünüze gidecek, eğer ki şu andaki modeliniz yüzünüze gitmeyen bir modelse ve yüzünüze gidecek bir model için çalışmamıza izin vermenizi isteriz. İkna ederim. İkna doğru etmeye olur. Çalışırız. Size hangi modeli yapacağımızı ve doğru hangi doğru bir model, yani kullanılacak bir model vardır bu saçta ve o modeli size uygulamak isteriz. Şimdi saçın yıpranma bölümüne geldiğimiz zaman da kesilmesi lazım. Saçta bir yıpranma yok. Saçta evet. Elinize evet. Sağlık. Elinize bir çalışma. Bu konuda evet, sizi tebrik ediyorum. Açmada, saçı yıpratmadan açmak evet, her yiğidin harcı değildir. Bu konuda tebrik ediyorum. Ben güzel de onu diyorum, onu işlemi. Başardın. Kesinlikle açma işlemi olur. Evet, yani şimdi hatasız. Biz aslında şuraya girerken ilk etapta kesimi bekliyorduk. Yani çünkü aynen. Biz çıkarken önce kesim, sonra boya. Yani biz önce bu saçı kesilmiş olaraktan görmeyi umut ediyorum. O kesimi bende... Neden uyuşamadınız peki? Kesim konusunda uzlaşacağız. 45 dakika gibi bir süremiz kaldı. Şekillendirme yapılacak. Evet. Kesim yapılacak. Şimdi yetiştim. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla da modelimiz kesimi hala ikna olmamış durumda. Oğuz Bey bence kesimden vazgeçmesi lazım. Çünkü şu dakika olmuş, hala saç kesmemişse daha kesmesin. Zaten bir kere enseye vurmuş o makası. Hata. Çünkü hiç konuşmamış.
modeliyle hiç konuşmamış yani. Hiç ikna etmeye çalışmamış. Kendini ifade edemiyor zaten. Kesimde anlaştık biz. Yani belli bir boy sınırında anlaştık. Bence sen de arkadaşımıza yardımcı ol. Madem böyle bir kesim olmuş, devamını getirttir. Ben eminim ki çok güzel bir kesim çıkaracaktır. Şans çünkü vermeni istiyorum. Renklendirmede gerçekten hani bizim beklentilerimizin hani biz ama işte buralarda yine de bir kurusun kesimini yapsın arkadaşımız. Bence izin vermeni tavsiye ederim. Enseye böyle birden makas sürmesi hiç bu kuaföre yakışma. Çünkü onun gönlünü almak lazım. Sen kafaya koymuşsan bile onu. Ya hiç yoktan gönlünü al yani onun. O bir şekilde sana güvenir. Sen kuaförsün. Yakışacağını sanar. Doğru olduğunu sanar. Tamam der ama sen öyle rastgele vurursan o modelden hiçbir şey bekleme yani. Sana hayatta uzlaşamazsınız onunla. Empati yapmasını söyledim çünkü genelde kuaförlerde bu bir alışkanlık oldu. Sanıyorlar ki makası attıkları zaman o saçı keseriz ama yok böyle bir şey. Modelimizi bu konuda tebrik ediyorum. İyi ki de kestirmedi o saçı. Neden kestirmedi? O yaptığı hareketten dolayı iyi ki kestirmedi. Ha normalde kesim yaptırsa tabii ki daha da güzel olurdu. Orada da modelimizle konuştum zaten. Kesim hakkında ikna etmeye çalıştım. Güzel bir şey çıkacağından eminim. Oğuz Bey bir şey soracağım. O enseye direkt mi makas vurdunuz? Yani evet. İkna etmeden soru onun İkna şeyini etmedim. Almadan mı? Direkt mi makas vurdun? Neden? Onu vurdu ki ben neden belki ikna olurum dedi. Hiç yok şey demek istiyorum. Yani sonuçta internetten başvurup gönüllü gelmiş. Hayalindeki saçı kavuşmak istiyor. Neden yani onun şevkini kırıyorsunuz? Bundan sonraki bizden sonra başvuracak insanları bu şekilde biz korkutuyoruz. Bizden yani sonraki yarışmacılara mesela gelse. Ya korkutma değil de ben şimdi baştan beri söylediğim gibi bu saçın şu kadar falan gitmesi lazım. Sizdeki sıkıntı aslında biraz önce de dile getirdiğim gibi sizde ustalık sıkıntısı yok. Ustalığınızdan herhangi bir şüphemiz yok. Sadece iletişimde bir sıkıntınız var. İfade edemiyorsunuz kendinizi. Aslında kendinizi hem bize hem modelinize güzel ifade etseydiniz emin olun şu anda biz geldiğimizde belki de bütün işlemlerin hepsi bitmiş olacaktı. Şimdi ben kendimi ifade ettim. Renkte ettim. Kesimde ettim ama peki ama kesim ifade ettiniz ama modelinizi ikna edemediniz. Önemli yani olan modeli ikna edemedim evet. Ama bir boy sınırında uzlaşma sağladık. Bu boy mu? Yok bu boy değil. Biraz alacağım tabii. Ha niye buradan o zaman? Yani ya buradan da alsanız burada hata çıkacak. Evet. Yani şimdi buradaki saçı ne yapacağız? Onları bir şekilde kamufle etmeye çalışacağım. Kamufle diye bir şey yok. Bu bayan hiç saçlarını toplamayacak mı? Topladığı zaman bunlar alttan çıkacak. Böyle bir şey var mı? Yani siz salonunuza gelen müşterilerinize hani bu şekilde mi kesim yapıyorsunuz? Bu boya orantılı bir şekilde keseceğim zaten ben. Bence arkadaşımız size kendini ifade edemedi. Az çok da sizinle iletişime geçtiğimizi düşünüyorum. Birbirimizi sevdiğimizi düşünüyorum. Bana az çok eğer itimat ediyorsanız kesinlikle saçınızı kestirmenizi istiyorum. Beni ne duruma düşürdüğünü gördün mü? Oradan makası vurursam böyle vurursun. Ya benim insanları korkuttuğum yok. Sonuçta buraya kendi isteğiyle geldi model. Kimse onu yolda tutup da çevirip getirmedi. Bu internet üzerinden müracaat etti de geldi bu yarışmaya. Kendisi de istekliydi. Değişim olması gerekiyordu ki gerçekten saçına bir değişim gerekiyor. Ya bu değişimin olması için biraz bana bırakması lazımdı saç modelini. Eylemin hareketi doğru bir hareket değil. Tabii yorumunu yapabilir. Doğru değil, bana güven. Sanki kendisinin ben modeliymişim gibi. İşte bana güven, ben böyle olsam böyle yapardım. O da çok yanlış konuştu. Burada şu an saçınızı kesecek olan Oğuz Bey. Ne Mesut Bey ne Emir Hanım. O zaten kesmeyecek ki. İfade etti. Evet. Tamam anlaştık öyle yani. Aynen. Nasıl anlatıyor? Aslında onun ifade etmesi de yanlış yani. Anlattı. Çünkü yarışmacı değil o. Oğuz Bey'in ifade etmesi gerekiyor. Ben sadece arkadaşımıza yardım ifade etme sorunu herhalde. Çünkü geldiğimizden beri ya mesela bir kesim ifade etme sorunu yaşıyor değil. Yani benim kafamda belli bir model vardı. Mankenin, modelin yüzünü gördüğüm zaman belli bir model oluştu kafamda. Ben onu icra etmeye çalıştım. Ama model de bunu istemek zorunda değil ama. Ama yani siz isterseniz de onu istemek zorunda değil ki. Sizin arasında bir şey bulması gerekiyor. Hani. O zaman tamam ben yani saçı keserek ben anlaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Oğuz hiç kendini ifade edemiyor, anlatamıyor. Belki istediği yapacağı bir şey çok güzel bir şey yanlış ifade verdiği için o konuda anlaşamadık. Zamana da çok az kaldı.
Bilmiyorum yetiştirebilecek mi? Yani niye sessiz kalıyorum? Çünkü ben modeli hani belli bir yüzü hattını gördükten sonra belli bir model düşündüm. Ve bunu yapmayı istedim. Kesmeye başlıyoruz. Tamam. İyi mi boyu? İyi. Daha fazla kısaltmasanız iyi. Yok, kat yapacağım sadece. Anzilha Hanım, Oğuz Bey'in rakiplerine karşı olan tavrını da eleştiriyor. Bir şey söyleyeceğim de. Evet. Eylem Hanım geldi de hani kendi modeliymişim gibi konuştu. Orada hiçbir savunma demediniz. Siz bir şey demeyince ben de bir şey söylememek bekledim de sizin söylemenizi. Siz bir şey demediniz. Sizle problemli olduğumuz için uzlaşma konusunda. O anlattı. Ben de anlattıklarını hani sizle uzlaşmak amaçlı anlattıklarını onay verdiğim için bir şey demedim. Ama demek... bakın şimdi siz lafınızı kestim, kesimi yapıyorsunuz. O şimdi şöyle düşünür, bak beni seviyor musun, hani beni dinliyor musun, bana güveniyor musun? Güveniyorsan kestir dedi. İşte ya siz onun, beni ikna edemediniz, ben onun sözünü dinlemiş gibi oldu sanki. Onun o konuşmasına ben de anlam veremedim. Sonuçta bugün benim günüm, ben yarışıyorum. Senin benimle diyalog kurmanı isterdim. Ama orada sana söylüyor. Sen orada ses etmiyorsun, hani kendini ifade etmediğin gibi kendini savunma da yapmıyorsun. Uzun süren tartışmalar sonucunda makasını kullanan Oğuz Bey saç kesimini tamamlıyor. Evet, kesimimiz bitti. Tamam. Şu anda saçınızı kurutup makyajı alacağız sizi. Bundan sonra kırmızı yavruya hazırlayacağız. Kendimi asker kaçağı gibi hissediyorum. Neden öyle hissediyorsun? Asker kaçağı gibi bir saç kesimi oldu sanki. Yok canım. Askerden şekillendirmeden hiçbir şey anlamazsın. İyi tamam, göreceğiz. Kırmızı aldı. Tamam. Görüşmek üzere, kırmızı aldı o zaman. Tamam, görüşmek üzere. Finalde kesilmiş saç göreceğiz. Yani Oğuz Bey ile mankenin arasında bir ortak bir fikir olacağını düşünüyorum. Kırmızı halı için hazırlanmaya başlayan Anzilha Hanım'ın makyajı yapılıyor. Oğuz Bey son aşamayı halletmek için kıyafet odasına gidiyor. Merhabalar. Modelimizin saçını yaptık. Çok iddialı bir saç yaptığımı düşünüyorum. Bunun için elbise de iddialı olması lazım. Onun için model bakıyorum. Bu olmaz. Kırmızı hayır. Şu güzelmiş aslında. Evet, bu olabilir. Bu dursun. Bir tane daha almak istiyorum. Bu da güzel. Bu da hoşuma gitti. Takı almayı düşünmüyorum. Gerek görmüyorum takıya. Ayakkabı. Şunu alalım. Bir de. Bunu aldığımız zaman tamamdır. Tamam, bu kadar yeterli. Takı almayı düşünmüyorum. Kırmızı halıda görüşmek üzere. 3, 2, 1. Bu ışıklar atmasaydı benim görüşüm daha iyi olurdu. İlk başlarda o makası atmaması gerekiyordu. Evet, geldik yine yepyeni bir haftanın ilk final aşamasına. Bildiğiniz gibi geçen hafta Adana'daydık. Oldukça renkli bir haftaydı. Bu hafta İstanbul'a döndük. Bu hafta da çok özel bir hafta. Çünkü Cuma günü arkadaşlar 100. bölümümüzü kutlayacağız. Dolayısıyla siz birazcık özel bir haftaya denk geldiniz. Ayrıca internetten başvuru üzerine bizimle yarışmak isteyen kadınlar model olacaklar. Dolayısıyla bu da sizin için özel sayılır. Çünkü değişmeye hevesli, gönüllü olmuş kadınlar gelecek. Bugün de onlardan biriyle Oğuz Bey karşılaştı. Haftanın ilk yarışmacısı Oğuz Bey. Nasıl geçti bugününüz? Bugün güzel geçti sonuca bakarsak. Hı hı. Yalnız bazı kesimde falan biraz zorluk çıktı. Evet, sıkıntı oldu. Şimdi modeller hem gönüllü hem programı izlemiş oluyorlar. Evet. Biliyorsunuz ki programı saç kesmek üzerine kadınların büyük korkulu rüyası haline gelmeye başladı. Çünkü herkes saç kesiyor. Öyle böyle de değil yani. Çok kısa saçlar kesiliyor. Dolayısıyla aslında modeller de korkmaya başladı. Saç kesme fobisi oluştu. Dolayısıyla sizin bugünkü modeliniz de biraz öyleydi. Aynen öyle. Saç kesilmez dedi. Hı-hı. Asla istemedi. Ama ikna ettiniz. Kestirmeyi düşünmüyordu ama ihtiyacı vardı saçının kesime.
İkna ettik, kestik. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmayalım isterseniz. Modelimizi yanımıza alalım ve eleştirilerimize devam edelim. Ben de merak ediyorum. Bakalım ne çıkmış. O zaman hazırsak 5'ten geriye doğru sayalım. Tamam. Heyecan devam etsin. 5, 4, 3, 2, 1. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz o kadar enteresan ki bayağı öğrenmek için zorluk çektim. Anzilha'ymış galiba. Evet, doğru. Anlamı nedir? Anlamı Balıklı Gölü'nün ismi, ziyaret ismi. Oradan alınma, nenem oranın ismi. Siz Urfalısınız. Urfalıyım ben. Urfa'da Balıklı Gölü'nün evet. ismi. Aslında Balıklı Gölü biz bilirsiniz. Öyle biliyoruz. Siz de mi Urfalısınız? Evet. Yok, ben Urfalı değilim ama orada görev yapıyor eşim. 2 yıldır orada yaşıyorduk. Ha. Oradan dolayı biliyorum. Oradan dolayı biliyorsunuz. Eylem Hanım'dan başlayalım. Öncelikle arkadaşımızın emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Bugün onun için gerçekten çok zor bir gündü. Arkadaşımızda ikna kabiliyeti birazcık düşük seviyedeydi. Bir bayana yapacağınız en kötü şey onun saçlarına kıyabilmektir. Çünkü bayanların saçları çok değerlidir. Bunu her ne kadar erkekler anlamasa da yaptığınız hareketi kesinlikle ve kesinlikle kınıyorum. Onun dışında renge gelirsek düz renk olarak güzel bir çalışma. Kınalı bir saçı gerçekten iyi bir renge getirdiniz. Hakkınızı yiyemem. Renk güzel, bayana yakışmış. Aradaki ışıltıyı dediğim gibi sevmedim. Atmasaydın daha da güzel olurdu. Rengi bu şekilde nasıl diyeyim, biraz basitleştirmişsin. Bu tamamen benim kendi görüşüm. Makyaj biraz basit kalmış. Eyeliner'da sıkıntı var. Onun dışında baştan aşağı çok güzel. Işıltıları evet fazla buldum. Saç kapanmamış gibi duruyordu. Onun dışında boya iyiydi ama ışıltılar gözümü çok rahatsız etti. Öncelikle arkadaşımızın eline emeğine sağlık. Teşekkürler. Güzel renk çalışması ama o ışıltılar atmasaydı benim görüşüm daha iyi olurdu. Tek renk alsaydı. Çünkü o sanki böyle boya orada tutmamış da arada böyle ışıltılar varmış gibi, boya tutmamış gibi görünüyor. Bilmiyorum, benim görüşüm. Mankenimizin saçları güzel olmuş. Bir sıkıntı yok. Ama işte Eylem Hanım'ın dediği gibi işte ilk başlarda o makası atmaması gerekiyordu. Hani ortak bir fikir, karar verip sonradan öyle bir şekilde yola çıkarak bunları yapması gerekiyordu. Ama önemli olan sonuç değil mi? Önemli olan sonuç ama müşterinde özgüveni. Yani o müşteriye özgüveni vereceksin ki müşteri de karşılığını alsın. Yani mutlu bir şekilde çıksın. Ya orası öyle de sonuçta yüzü gülüyor ama modelin. Aslında Oğuz Bey çok şanslısınız. Hakikaten çok şanslısınız. Geçen haftalarda büyük olaylar olmuştu. Biz de çok yani makası atıp işte modeller terk etmişti evet. falan. Çok büyük bir riske girdiniz. Modelimizi terk etseydi kalmıştınız. Boş boş kalırdınız yani. O yüzden önemli bir şey söyledi Emrah Bey. Kınadan dönecek çok kolay bir saç. Yani çok çabuk elde edebileceğimiz bir saç. Aralarındaki balyajları beğenmedim tepedeki. Ve mankenimizin ilk işte kesimi ondan habersiz attığı makası. Şimdi öncelikle modelimize yakışmış. Renkte biraz bizim tedirginliğimiz vardı. Yani bana sorulduğunda hani bana ne renk yaparsın derseniz ben bu rengi kullanmazdım. Ama gördüğüm şu anda gayet hoş olmuş. Arkadaşlarımla aynı fikirdeyim. Bir ortak noktamız sadece şu önlerdeki sarıları kullanmasaydık yani o balyajlara renk gerek yoktu yani diye düşünüyoruz. Onu ben de sevmedim.
Onun haricinde gayet hoş durmuş kesimi. Gene aynı şekilde kesimde yaşanan bir sıkıntı riske attı seni ama iyi sıyırdın. Son anda yetişti. Genel olarak iyi bir çalışma, ellerine sağlık. Pekala, şimdi siz bu arada çok güzel bir sesiniz var mesleğinizde. Türkücüsünüz, öyle değil mi? Evet, solistlik yapıyorum. Şimdi ben sizden bir türkü dinlemeden olmaz. Yani en sevdiğiniz türküyü dinlemek isterim açıkçası. Tamam. Size rica etsek. Burada kırmızı evet, halıda solistlik evet, lütfen böyle bir gösteri yapın bize. Biz de bir içimiz böyle okşansın, güzel hissedelim kendimizi. Tabii. Nasıl da kendine bağladın beni, elindeyim işte oyuncak gibi, elindeyim işte oyuncak gibi. Bir bakışın yeter, kanarım inan. Ateşler içinde yanarım her an. Sen sevmesen bile severim her an. Elindeyim işte oyuncak gibi. Bu kimin bestesidir ya da sözüdür? Kim yazmıştır bilmiyorsunuz. Aa, çok güzelmiş. Demek ki aşk acısını böyle de anlatabiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi teşekkür ederiz. Haftanın ilk günündeyiz. İlk yorumlarımızı yaptık. Oğuz Bey ilk performansı da sergiledi. Bakalım sizden kaçar puan alacak. Umarız adil bir oylama olur. Duygusal olmaz çünkü temennimiz odur. İsteriz ki hakkını alan güzel puanlar toplasın. Şimdi sizi puanlama odasına alacağız. Biz biraz daha kalıp sohbet edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Şöyle alalım. Evet Oğuz Bey, biz bize kaldık. Evet. Nasıldı yorumlar sizce? Yorumlar fena değildi bence. Bence bayağı iyiydi yorumlar. Evet iyiydi. İyiydi. Benim de çok hoşuma gitti yorumlar. Yalnız ışıklandırmalara biraz takıldı arkadaşlar. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Yani farklı bir hava kattı en azından. Ben diyorum ki biz bize yetmeyiz. Üç kişi az. Zeliş Hanım'a bir sürpriz yapalım dedik. Oğuz Bey hemen sürprizimizi yerine getirsin. Oğuz Bey'den rica edelim. Tamam. Heyecanlandım bak şimdi ne olabilir. Acaba ne olacak? Oğuz Bey geliyor. Geliyor. Gelmeyeceğini düşünmüştüm, gelmeyeceğim falan nasıl diyordum. Nasıl sürprizimizi beğendin mi? Beğendim. Şöyle dönüyorsun biraz. Sürprizimizi kör ettik tabii. Sürpriz ne yapsın? O şaşıracak. Nasıl hissediyorsun? Dur ben şöyle döneyim sana. Nasıl hissediyorsun? Vallahi ben çok heyecanlıyım şu anda ve şu anda körüm gerçekten. Anneni görmeye hazır mısın? Çok hazırım, çok da heyecanlıyım gerçekten. Çünkü anneyi buraya getirmeye sen ikna ettin. Evet, öyle ben duydum. İkna ettim, evet. Anne nasıl oldu acaba? Bak, umarım çok güzel olmuştur zaten. Güvenerek getirdim buraya. Bak kötü olmuşsa, beğenmiyorsan söylüyorsun. Söylerim, hiç açık sözlüğümdür. Yok. Bana güvenebilirsin. Hiç acımak yok. O zaman evet. Hazırız. Artık gözlüğünü açabilirsin. Anne bu sen misin? Benim o. Ay çok güzel olmuş. Benim. Çok şaşırdım. Çok bak, güzel olmuş. Gel seni yanına alayım böyle. Anneyi daha yakından gör. Şuradan al. Şu tarafa gel. Böyle gel. Tabii. Şöyle görelim tepkini. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Siz anne kız değil misiniz yahu? Bir annene sarılın. Bu kadarını beklemiyordum. O şaşırdı ya ondan. Heyecandan. Şaşırdım şu anda. Anne sen gelmeyecektin, iyi geldi. Evet geldim. Çok şaşırdım gerçekten. Seni de alalım mı aramıza? Oğuz Bey'e bırakalım mı? İster misin? Ya benim saçlarım uzamıyor. Kaynak olursa aslında olabilir. Nasıl görüyoruz Gülşin'in saçlarını? Kesmiş, uzamıyor. Anne kız kızıl yapsak mı? Annesinin saçına benziyor. Onun evet. Saçları yıpranık bayağı uçları. Evet. İncelmiş. Olabilir yani. İkinizi aynı anda da çıkartabiliriz. Sıkıntı olmaz. Son olarak bir şey söylemek ister misiniz? İsterim tabii. Kızının da annesini beğenmesi hoşuma gitti benim. Onun da yorumu benim için önemliydi. Mutlu oldularsa ne mutlu bana. Bence de çok güzel bir iş oldu. Anne kız mutlu ettik, ne mutlu bize. Bakalım haftanın bu ilk gününde Oğuz Bey yaptığı çalışmayla rakiplerinden kaç yıldız alacak? Hep birlikte izliyoruz. Oğuz'a yıldızım 2. Oğuz'a yıldızım 2.
Evet, tahmin ettiğim gibi. Bob bir kesim düşünebilirim buraya. Bob bir kesim. Hı hı. Güzel gider. O kadar kısa kesim istemiyorum. Ensemin açılmasını istemiyorum. Şimdi arkadaşlar bizden kısa bir saç bekliyorlar. Yani kaynak beklemiyorlar. Oğuz'a yıldızım 2. Oğuz'a yıldızım 2. Tüm rakiplerinden ikişer yıldız alan Oğuz Bey sadece 8 yıldız toplayabildi. Birincilik şansını zora sokan Oğuz Bey'in güçlü rakipleri karşısında ne yapacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Oğuz Bey gayet iyi bir çalışma yaptı. Rakiplerinden de olumlu eleştiriler aldı. Ama bakalım topladığı yıldızlar onu mutlu edebilecek mi? Biz yarın Hakan Bey'in salonunda olacağız. Değişimi orada devam edeceğiz. Eğer siz de neler yaşanacak merak ediyorsanız yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bizden kısa bir saç bekliyorlar. Yani kaynak beklemiyorlar. Bunlara sürpriz olur bence. Yapalım mı öyle bir şey? Yapalım. Bugün sizin gününüz. Çok teşekkür ederim. Siz isteyin, ben yapacağım. Benim şimdiye kadar hiçbir istediğim bir şey gerçekleşmedi. Hiçbir hayalime kavuşamadım. İstediğimi yapamadım. Sizi aldatan şey nedir acaba? Hayat. Anneden ayrıldım, babadan ayrıldım. Kardeş acısı gördüm, abi acısı gördüm, baba acısı gördüm, gurbet acısı gördüm. Bunun acısı artık, bundan sonra acı görmek istemiyorum. Eski hayatımı silmek istiyorum sadece. 3, 2, 1. Geldiğinde neyse, giderken de öyleydi. Saçı toplayacaksan niye kaynak yapıyorsun?